Pasaport, ehliyet, kimlik. Hepsine yeni yıl zam mı geldi? Yeni tarifeye kalmak istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etti. Yeni fiyatlar belli oldu. Karar resmi gazetede yayımlandı. Duyan nüfus müdürlüklerine koştu. Neden biraz daha erken davranmadınız? Tembellik diyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğiyle değerli kayıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. 2024 yılı için pasaport, ehliyet gibi kağıt ücretlerine zam geldi. Yeni zamlı fiyatı ödemek istemeyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine akın etti. Tebliğe göre sürücü belgeleri 990 lira. Pasaport defteri bedeli ise 790 lira, kimlik kartları ise 130 liraya yükseldi. Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartında da ödenecek rakam 260 liraya çıktı. Yeni tarifeye göre noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, ikamet izni bedeli ise 565 lira oldu. Yeni tarife tebliği 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Zamlı tarifeye geçmeden önce vatandaşlar ilçe nüfus müdürlüklerine akın etti. Bugün fiyatlarına göre ödeme yaptım. Yeni yılla birlikte bir dizi düzenleme hayata geçiyor. Turizm amaçlı konut kiralamalarında izin belgesi şartı, otobüslerde araç takip cihazı zorunluluğu, cep telefonlarının e-mail numaralarının kaydı, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin görünür olması gibi yenilikler 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemeler arasında. ...2024'e sayılı günler kala 5 farklı yenilik beraberinde geldi. Airbnb ile kiralanan evler artık izne tabi tutuluyor. Ev sahiplerinin Airbnb üzerinden rastgele ev kiralamaları yeni yıl itibariyle son buluyor. Denetimler de hemen peşinden geliyor. 2024'te Airbnb kiralamaları için izin belgesi gerekecek. Belge olmadan kiralama yapanlar ise ağır idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Kayıt dışı evini kiraya veren her konut için 100 bin lira. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için de 15 gün süre veriliyor. Süre sonunda hala izinsiz şekilde kiralama yapanlara ise 500 bin lira para cezası kesilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamıştı. Yeni yılda değişime uğrayacak bir diğer konu da yolcu otobüsleri. Şehirler arası otobüslerde araç takip sistemi zorunlu hale gelecek. Böylelikle hem konum hem de saat bilgisi anlık olarak paylaşılacak. 2 dakikalık periyotlar halinde anlık gelen veriler ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine dönüşecek. Uygulama sürüş güvenliğine de katkı sağlayacak. Ben buradan raporlarımı alıyorum. Kaç saat araba kullanmışım, ne zaman işe başladım, bu şekilde raporlarımı alıyorum. Polis çıkışına gidiyorum, polis çıkışı beni barkodtan takip ediyor. Yeni yılda bir diğer önemli düzenleme de cep telefonlarına geliyor. Yurt dışından İtalya'da imal edilen ya da yolcu beraberinde getiren cep telefonları için artık ithalatçı ya da ihracatçı firmalar tarafından tahsis edilen e-mail kaydı numarası ile yapılacak. Hesabın oluşturulması talebi elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek. Lokanta, restoran, kafe ve benzeri iş yerlerinde de yenilikler kapıda. Giriş kapısına veya masaların üzerine tüketicilerin görebileceği şekilde fiyat listeleri de konacak. Düzenleme ile tüketicilerin bilgilendirilmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi de hedefleniyor. Yeni yıldaki en önemli yeniliklerden biri konut dayanıklılığı ile ilgili olacak. İnşaat demirleri izleme sistemi ile hem ithal edilen hem de yurt içinde üretilen ürünlerin kullanım aşamasına kadar izlenebilecek. Sistem verileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da aktarılacak. Yeni yıl yeni zamlarla birlikte geliyor. Biz de asgari ücretin belirlenmesinden sonra asgari ücrete yapılan zamla ilgili fiyatlara etkisini ve tabii ki asgari ücret fırsatçılığını konuşacağız. Bugünün en önemli gündem maddelerinden biri bu. Kiminle? Tüketici Konfederasyonu TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ile. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugün belki gözünüze çarpmıştır, bazı mağaza sorumlularına asgari ücret açıklamasının hemen ardından SMS ile ulaşmış ve etiket değişimi için mesailerini ayarlamalarını istemiş. Yani güne hiç farkına varmadığımız zamlarla başlamış olduk. Deniyor ki böyle giderse asgari ücret ilk maaşın alınacağı Şubat ayında açlık sınırının altına düşer. Şimdi çözümü, denetimleri, önlemleri, tüketicinin hakkını hepsini konuşalım. Önce siz bugüne dair gözlemlerinizi dilerseniz paylaşın. Hakikaten marketler bu zamlı fiyat etiketlerini değiştirmek için mesaiye kalma dahil bütün tedbirleri alıyor mu? Şimdi öncelikle asgari ücret hayırlı olsun. Dün asgari ücret açıklandı. 17.002 lira olarak belirlendi. Esasen Ece Hanım, biz bu zamları asgari ücret daha artmadan önce de, yani şu 10 günlük süreç içerisinde etiketlerde değişiklikler olduğunu görmüştük. Anladığımız kadarıyla sosyal medyadan ve diğer bize iletilen bilgilerden anladığımız kadarıyla bu eksik kalan işler mesaiye kalmak suretiyle tamamlanmak isteniyor. Maalesef böyle her fırsatta böyle bir değişim, böyle bir tüketicinin mağduriyetine neden olabilecek artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bu tüketici açısından baktığımız zaman hoş karşılanabilecek bir durum değil. Ama fırsatçılar hiçbir zaman da boş durmuyorlar. Bu mesaiye kalmak suretiyle, mesaj göndermek suretiyle bunu tamamlamaya çalışıyorlar. Tabii bunun önlenmesi için de ciddi anlamda tam rekabetin sağlanması gerekiyor. Denetimlerin arttırılması gerekiyor. Rekabet kurumu da bu birlikte hareket eden firma ve kurumlara karşı göz açtırmayacağına yönelik yapmış olduğu bir açıklama var yakın zamanda. Sayın Başkan Birol Küle tarafından. Bunlar bizim açımızdan, tüketici cephesinden baktığımızda tüketicinin mağdur olmaması adına güzel gelişmeler. Denetim şart, her alanda denetimin, fiyatların özellikle kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü gıdada yapılan zamlar doğrudan tüketicinin bütçesini etkiliyor. Zaten yoksulluk sınırı oldukça yukarıya çıkmış durumda. Asgari ücretle insanların geçinmesi maalesef çok zor duruma gelmiş gözüküyor. Genel anlamda biz bu artışların yapıldığını izlenimini ediniyoruz. Ve bu fırsatçılara da mutlaka göz açtırılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Peki göz açtırılmaması gerekliliğinin hayattaki karşılığı ne ve tabii ki tüketici ne yapabilir? Yani burada hakikaten tüketici birebir gidiyor, görüyor, sabahleyin bizi enayi yerine koyuyorlar hakikaten diyor. O noktadan sonra yapılması gerekenler neler? Şimdi denetim elemanlarının, yani kamu otoritesinin her yere yetişmesini beklemek açıkçası çok zor. Çünkü bir zincir marketin bile on binlerce şubesi olduğunu düşündüğünüzde bunun yüz binlerce şubeden veya satış noktalarından bahsediyoruz. Bu noktada tüketicimiz biraz kamu otoritesinin yanında olmalı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Fiyatları ve fiyat değişim etiketlerini mutlaka iyi takip etmemiz gerekiyor. Bakın Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde çok güzel birimlerimiz var. İşte haksız fiyat değerlendirme kurulu gibi, reklam kurulu gibi, ürün güvenliği ve denetimi genel müdürlüğü gibi, piyasa gözetimi genel müdürlüğü gibi birçok Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde kurumlar var. İşte eğer bu ilanlarda bir yanlışlık varsa reklam kuruluna şikayet edebiliyorsunuz. Haksız bir fiyat artışı söz konusu ise burada haksız fiyat değerlendirme kuruluna ihbarda bulunabiliyorsunuz. Ürünlerde bir bozukluk, arıza, tahşiş olayı söz konusuysa, böyle bir endişemiz varsa yine ürün güvenliği ve denetimi genel müdürlüğüne şikayet edebiliyorsunuz. Alo 175 Ticaret Bakanlığı'nın hattı, Alo 174 gıda hattı sürekli 7/24 tüketicimizin hizmetinde. Dolayısıyla tüketicimiz bu noktada sorumluluk sahibi olarak hareket etmeli. Mutlaka ihbarlarda bulunması gerekir. Haksız fiyat artışı yapan, ilanlarında aldatıcı ve haksız ticari uygulama yapan, gıda güvenliğini tehlikeye sokan, halkın, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan firmalarla ilgili olarak ihbarlarda bulunmamız gerekiyor. Bir de tam rekabet dediniz. Buna dair, evet, ne yapmak lazım? Ne yapılması gerekiyor?
Şimdi burada tabii ki Rekabet Kurumu çok iyi çalışıyor. Sektörleri sektör sektör analiz etmeye başladı. Son özellikle 200 senedir biliyorsunuz biz ilk defa Tüketici Konfederasyonu olarak bunlar birlikte fiyatları belirliyor diyerek bir WhatsApp grubu kurduklarını, bu konuda Tüketici Konfederasyonu Başkanımız Aydın Ağoğlu ilk defa kamuoyuna bunu yansıttı ve nitekim Rekabet Kurumu yapmış olduğu incelemeler, alınan savunmalar sonucunda baktı ki gerçekten burada bir birlikte hareket etme var ve o zincir marketlerin bazılarına 2.7 milyar gibi bir ceza kesilmişti. Bu noktada Rekabet Kurumu'nun daha da bu sektör sektör analizlerinin, denetimlerinin mutlaka artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir de denetimlerin mutlaka şikayet üzerine değil, belli bir standardı, belli bir düzeni içerisinde bu piyasanın mutlaka denetlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.